Herkese merhabalar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün gene orduyu değiştirdim. Duramadım, değiştirdim. Süper büyücülü tazı balonu eski ana orduya geri döndüm. Peri 15'ten Efsane Lig'in hangi sezonu bu? Hangi aydayız? Ayı da düşündüm ya. Aralık ayının ikinci gününden ilk saldırıyla başlıyorum videoya. Hayırlı uğurlu olsun. Başladım. Petleri bu arada eski petlerden devam ediyorum. Çünkü kazıcı vardı kullandığım. Kazıcıyı da Maxim diye bir an önce yükseltmeye verdim. Şimdi Monolith'in o tarafı çok iyi. Bakın buradan tazıyı yolladığımda Zeppelin'i şöyle arkadan yollarsam belediye binasına Klan Kalesi de çıkacaktır. O yüzden hiç düşünmeden Zeppelin'i oraya yollayacağım. Tabi Monolith ve Kraliçe çok hızlı hasar verebileceği için tazıya bir tane buz harcayabilirim. 5 tane buz büyüğümüz var. Buzları burada kullanmamız gerekebilir. Tazıyı yolladım. Zeppelin'i de şuradan yolladım. Böyle birkaç balon. Ben güvenemedim şu Kraliçe Monolith'e. Birazcık ilerlemesi lazım Zeppelin'in. Ki güdümlü de çıktı bakın. Şuraya da bir öfkeye attık mı bu iş tamamdır. Elektro Titan sen istersen gelme artık. Şimdi büyücüleri alacağım bak. Aramız bozulacak seninle. Tamam, büyücüler onu öldürdü. Şimdi çoklu cehenneme giderlerse oradan Barbar Kralı kapatıp çok iyi olur. Orada bir kafa karışıklığı oldu büyücülerde. Ne yapsak ne etsek nereye gideceklerini bilemediler. Ve istediğimiz temizliği yapamadık. Sağ olsunlar. Şimdi aşağıdan gitmeyi düşünüyordum. Normalde temizlik yaptığımız taraftan gidilir. Ama üst tarafta hero'lar ve çoklu cehennem var. O yüzden yukarıdan gideceğim. Şuradan kraliçeyi atayım buz golem gelene kadar. Toplayıcıyı da sinsiyle temizliyorum. Onu temizlemezsem kraliçe bu alt tarafa doğru ilerleyebilir. Buz golemini aldık. Ondan sonrası birazcık bekleme. Çünkü donacak kraliçe. Kelle avcısını hazırda bekletiyorum. Yanaş bir adım daha attı mı kraliçenin hedefine girecek ve kelle avcısını yolladık. Ondan sonra birazcık daha bekleyelim. Bir kelle avcısı daha atacağız. Şurada kelle avcısını yolladım. Barbar Kral gördü çünkü. Son kelle avcısını da şampiyona saklıyorum. Burada da buz golemi kullanacağız birazdan. Barbar Kral sakin ol. Artık vurma. Buz golem de koruyucunun da hasar vermesiyle birlikte çoklu cehennemi donduracaktır orada. O yüzden cehennem kulesine buz harcamıyorum. Şuraya bir tane kırıcı atalım. Tamam, son anda yetişti. Bir son kelle avcısını da rakibin krala yolladım. Kraliçe oradan şu X'e doğru ilerler. X'e o temizler. Bomba kulesi düştü. Barbar Kral'ın yeteneğini bastım. Bir de lafa çok daldık. Bak süre bitmiş. Süre bitmiş. Şimdi saldırıya başlamam lazım. Şampiyonu birazcık bekliyorum. O havası olmasını indirsin. Bizim kraliçenin yetenek gidiyor. Aa, X'e gidemedik. Şimdi orduya başlayayım o zaman ben. Şuradan. Diğer taraftan balon. Ben burada şampiyonu korumam lazım. Çünkü o X'e orada kalırsa birazcık yarım olacak saldırı. Balonlar çok dağılacak. Ama şampiyona büyü harcamanın da mantığı yok şu an. O yüzden saldım artık onu. Aa! Koruyucu ya. Şunu çok yapıyorsun bak. Yine sattı bizi ya. Arkadaş. Neden böyle yapıyorsun ya? Orada bir sürü balon var. Bak güncellemeden sonra Belediye 15 güncellemesinden sonra güncelleme notlarında yazıyordu. Koruyucunun aklına mantığına biz düzenleme bir ayar çektik. Artık eskisi kadar salak, eskisi kadar aptal olmayacak tarzda bir şeyler vardı. Ama gel gör ki orada ne diyeyim ya? Ne diyeyim ya? Valla. Evet, ilk saldırıya bu şekilde saçmalıklarla başladık. Umarız, dileriz ikinci veya diğer saldırılarda bunları yaşamam ki yaşayacağımı da düşünmüyorum. Bu sadece girişlik, tek seferlik bir hata oldu diyelim. Telafi edeceğiz. Bundan sonrakileri telafi edeceğiz. Şimdi geçelim diğer saldırıya. Hesabı değiştirdim. İkinci hesaba geçtim. Ve eşleşme bloğa girdik. Saldırıyı arıyoruz. Arıyoruz, arıyoruz. Ne gelecek? Bu geldi. Bu düzen güzel gibi duruyor. Zehir kuleleri azıcık canımızı sıkabilir. Sıkmaması için ne yapabiliriz? Onu düşünelim biz. Evet, belediye binasını almak sıkıntılı. Aslında Zeppelin'i oraya yollasam ama bu sefer iyi bir değer elde edemeyiz. Şöyle bir şey yapacağım. Balonu yollayalım buradan. Zehir kulesine yanaşmadan şuradan X'e kayasıçar Klan Kalesi'ni temizleyeceğim. Sonrasında belediyeye bir şekilde giderim diyecektim ki arkadaş sağlam çıktı tuzak konusunda. Oraya iki tane güdümlüyü koymuş ve az önce bahsettiğim o sıkıntıları yaşamayacağız lafı bu şekilde havada kalmış gibi duruyor. Tabi belli olmaz. Her an her şey olabilir. O çoklu cehennemi alırsak çok iyi olur. Evet aldık. Ben buradan belediye binasına giderim. O bir garanti. Onunla sıkıntı yok.
Şimdi benim kraliçe oradan sola gidebilir. O yüzden risk almak istemiyorum. Şurayı temizliyoruz. Balon ve büyücüyle. Orduya başlarız kraliçenin önünden. Kralın hatta kralı da atacağız birazdan. Okçu kulesi kraliçeye vursun. Şimdi oradaki hasarları hero'lara bölüştüreceğim bak. Hiç acele etmiyoruz, tamam mı? Bir tane buz golemi buna verdim. Barbar kralı da buna verdim. Bütün hasarı buz golemine, barbar krala eşit bir şekilde yaydık. Onda sıkıntı yok. Şimdi buz golem de Tesla'ları donduracak zaten. Tamam. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Ama asıl hengame şurada kopacak. Orası önemli. Şampiyonu topa yollayacağım burada. Hatta onu şampiyon yollarken de devi kullanacağız. Devle de oradan birazcık hasar alacağız. Hatta okçu kulesini bebegejlerle oyalayacağım. Şurada. Şuraya bir tane dev. Şuraya al. Buraya şampiyon. Buradaki duvarı kırmaya gerek yok. Şimdi şampiyona destek olması için de tazı balına başlayacağım. Şuradan başlayalım. Şuradan da birkaç atmam lazım. Koruyucuyu da ortalarına salalım. Koruyucuyu olabilir... Aa, bir dakika, belediyeyi unuttum. Kraliçeye de buz atmamız lazım kayasışlarla birlikte. Az da aşağıya unuttuk bak, balon atarken. Belediye binasına bir buz daha harcamalıyım. Burada koruyucunun yeteneğini basalım. Şampiyonun yeteneği de kullandım. Şuraya bir tane tazıyı yolladım. Belediye aldık. Onda sıkıntı yok. Zehir kulesi sen de yollarsan, zehrini oraya doğru balonlara atmazsan çok güzel olurdu aslında ama sağ ol beni dinlediğin için. Çok yardımcı oldun. Şuraya bir buz daha atalım. Şampiyonu kelle avcılar alırsa bu saldırıdan 3 gelecek diyecektim. Monolit var. Kayasıçar var. Neyiz biz ya? Geldi 3. Geldi. Hiç umudum yoktu bak. Oradaki şuradaki sakatlıktan sonra hiç umudum yoktu ama acayip efsane çevirdim. Kullandık. Beynimizi kullandık. Beynimizin %100'ünü değil, %98'ini kullanırsak neler olur gördünüz. Bu saldırıdan 3 alabiliyorsunuz bu şekilde. Şuradaki olay iyiydi bak. Orada iyi bölüştürdüm hasarı. Bir de şurada son anda kraliçeyi gördüm. Belediye binası vurmaya başlamış. Canı da gidiyordu. Zaten canı gittiği için fark ettim. Güzeldi. Güzeldi. Bu saldırı ayarındaydı. Şimdi geçelim diğer saldırıya. Bu arada videolarda normalde karışık belediyelerden açacağımı söylemiştim ama bu videoluk sadece belediye 15 olacak. Bir de videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız kanala güzel bir destek olur. Geçelim. Üçüncü saldırıdan devam ediyoruz. Gaddar Kerim'den gaddarlığımızı gösterelim diyoruz. Saldırıya girdim. İlk günler olduğu için ilk günler olduğu için kötü düzenler geliyor olabilir diyecektim ama böyle de kötü düzen olmaz ve Fetih 1453 klanı. Yalnız bu düzende şöyle bir açık var. O açık ne derseniz, koruyucuyla ben Zeplin'i buraya yollarsam eğer oradan köyde savunma bırakmam. Çoklu cehennemler de sıkıntı yaratmaz. Hero'larla bir şeyler yapmaya çalışırım. Sadece zehir kulesini orada dondurmam lazım. Olay bu. Hemen de... Aha, buz golem attım. Zeplin atacaktım lan. O buz golem ne alaka ya? Burada Zeplin'i koruyalım. Görünmezliği keşke şey yapmasaydım. Ellemeseydim. O açıkta kalsa iyi olurdu aslında. Şuraya bir buz daha. Buz diyorum artık heyecandan. Ama istediğim temizliği yapamayacağım şu an. Kayasıçar kaldı çünkü. Kayasıçar benim planıma göre düşmesi gerekiyordu. Cadı sen orada öl. Heh, tamam, ölmüş zaten. Şimdi bu gelen birlikleri zehirledik. Kraliçeyi buradan saldım. Şuraya doğru gideceğiz. Çoklu cehennemlerin arasından hero'lar çıkamayacak. O belli zaten oradaki savunmaların arasından. O yüzden orduyla takviye yapacağız. Barbar Kralı da buradan bırakalım. O da sola doğru temizlesin gitsin. Burada koca öküzün duvarı kırmasını beklemeye gerek yok. Çünkü 3 tane duvar kırılması gereken bir nokta yok. Bir kırıcı dağıttık mı zaten işimiz tamamlanacak. Yalnız o buz golemi şurada çok arayacağız ya. Şu kraliçenin orada aslında donduracaktı, çok iyi olacaktı, biliyorsunuz mu? Neyse bir buz atalım bakalım şu şekilde. Şuradan da orduya başlıyorum ben. Kelle avcısını da saldım. Orada bir şeyler olacak artık ama. Kraliçe senin içeri girmen lazım, biliyor musun bilmiyorum ama. Şimdi içeri girdi, güzel. Buzları elimden geldiğince kullanmaya çalışıyorum. Tazıya destek olması için birkaç balon da atacağız oradan ama. Kraliçe hazretleri ilerlemiyor. Kraliçe, kraliçe ilerlesene kraliçe. Rakibin şampiyon kaldı orada ya. Onun yüzüne birazcık sıkıntıya girdi savaş. Dediğim gibi buz golem orada
Kullanmamış olsaydık eğer şu an 3 yıldızı kutluyor olacaktık. Ama olmadı maalesef. Buz Golem çünkü kraliçeye orada inanılmaz hasar vermesini engelleyecek. Onun sayesinde de şöyle bir şey olacaktı. Barbar Kral hemen ölmeyecekti. Biraz daha ilerleyecekti. Vesaire vesaire. Kraliçe de orada bize boş boşuna görünmezlik kullandırdı aslında. Biraz onun da bir sıkıntısını yaşadık. %90 30 kupa fena değil düzen karşısında ama ben aslında hedefime de ulaşamadım biliyor musunuz? Şuradan yollamam lazımdı. Buz Golem yollayınca ben birazcık panik yaptım. Zeplini soluna attık. O normalde şu ortadan atıp şu iki tane kaya taşları ve ikisini zaten süper büyücü temizleyecekti. Soldakini zaten temizlemiş olacaktı. Ki savaşın 3 olmamasını engelleyen faktör de şu ikisi oldu. Onlar olmasaydı da 3 yıldızı alacaktık. 30 kupayla adaya veda ediyoruz. Şimdi geçelim 4. saldırıya. O da son saldırı olur. Buyurun. Fail ile başladığımız hesaba geri döndüm. Bundan atacağım son saldırıyı. Abi 320 attık ama ilk gün attık. Onun övünmesini yapmayacağım. Sadece göstermek istedim. Göstererek de aslında bir nevi övündüm ama neyse. İlk gün 320 atmak çok zor bir şey aslında. Belediye 14'lere saldırarak falan. Hani belediye 15 olmama rağmen. Şimdi övünmeyi gösterecek gibi bu düzen. Ve Nick'e bakarsanız da birazcık Nick'in de hakkını verecek gibi. Neyse. Çok konudan sapmadan köye odaklanalım. Bu köy bayağı bir sağlam yani. Özetlemek gerekirse. Ve ne yapacağım konusunda şu an bir bilgiye sahip değilim. Ama şunu deneyeceğim. Monolith'in oraya gideceğiz. Zeppelin'le. Çünkü hero'ların yürüyüşü için şu bölgeyi temizlesem çok iyi olur gibi hissettim. Zeppelin'i de tabii ki de fazla yanaştırmayacağım zehir kulesinden dolayı. Şurası güzel. Tamam. Oradaki temizlik iyi olacak. Belediye... Hayır, Barbar Kral'a gitmeyin. Bir kere de şu işler istediğimiz gibi gitsin be kardeşim ya. Bir kere de be. Bir kere de be. Oradan o kaya taşları da alacaktım ben. Vallahi alacaktım ya. Neyse. Şimdi. Bu saldırıyı koymayabilirim videoya. Çünkü büyük ihtimal 3 atamayacağım. 3 attığım bir saldırı koymak istiyorum. Yani bu benlik bir sıkıntı yoktu bu saldırıda. Ama hala yine 3 gelebilir. Ondan da şüphem yok aslında ama. Birazcık iyi saldırmakla alakalı bir durum var burada. Çok fena odaklanmam lazım. Şu an konuşmasam daha iyi olur hatta. Neyse. Buz golemini topa doğru yollamak istiyorum şuradan ben ama gidecek mi bakalım. Gitti. Çünkü kaya taşları o odaklaması, o oyalaması lazım. Konuşmayı daha unuttum şu an. Kaya taşları neye vuruyor? Buz golemi vuruyor değil mi? Tamam. Orayı kıralım. Barbar Kral, sen lütfen rakibin kraliçesine git. Dinlemez ki. Şuradan orduya başlıyorum. İki tane taza attım balon atacakken. Buzların hepsini bizim kraliçeye harcadık ki orada. Ben bir tane tek yıldızı aday bir saldırı görüyor gibiyim şu an. Bir buz daha harcamak zorundayım. İşaretçi kulübesi sana da buz harcamak zorundayım kusura bakma ama. Tek tek almak istemiyorum bu saldırıdan. Kraliçe belediyeye gitsen artık yüzümüz gülecek ama gülmez ki. Kaya taşları alırsak gelebilir aslında biliyor musunuz? Yok gelmezmiş. Hava savunması var orada da. Bak. Gerçekten o istediğim temizliği ben orada yapabilmiş olsam harbiden diyorum 3 yıldız olacaktı bak. Kaya taşları boşu boşuna ben orada fark ettiğiniz üzere bir sürü buz attım tamam mı? O buzlar yüzüne şurada balonlara buz harcayamadık. Onun için 3 gelmedi. 3 gelmediği için videoyu uzatmak istiyorum ben. Çünkü 3 yıldız izletmek isterdim. İsterdim ama olmuyor. Ama olacak. Söz veriyorum. Motherfucker'dan sonra Nick'e bak Allah'ım ya Rabbim. Ondan sonra 3 yıldız da atacağım bak. Geçiyorum. Başlıyorum. İnşallah 3 olur bu sefer. Bu sefer umutluyum. Bu sefer umutluyum. Düzen birazcık dandik geldi zaten. En azından dandik düzenlere üşüyebiliriz diye düşünüyorum. Sadece düşünüyorum tabii. Üşüyebilir miyiz bilmiyorum. Klan Kalesi burada. Belediye binasını alabilir miyim ben? Ben belediye binasını alabileceğimi düşünüyorum. Çünkü düzenin çok güven veren bir tarafı yok. O yüzden Zeppelin belediye binasına gidecektir. Ama birkaç gün sonra yani asıl efsane ligin has oyuncuları çıkmaya başlayınca
Bu zeplin bu şekilde yollanmaz. Onu da söylemiş olayım. Şuradaki duvarı kırarız kırıcıyla. Öfkeyle birlikte. O şekilde belediyeyi alırım. Tamam. Onda sıkıntı yok. Şuradan da birazcık temizlik yapsın şu büyücüler. X-Ray'ini de alalım. Gelin X-Ray'ine. Harikasınız. Barbar Kralı ne kadar çok seviyorsunuz siz ya. Şurada X-Ray'ine gelsinler diye o büyüyü atmıştım gitmediler. Şimdi buradan o kaya sıçar ve X-Ray'lerini almamız lazım. Kraliçe oradan sondaja ya da X-Ray'ine gelecek. Sondaja geldi. Güzel. Pekka sen ne yapıyorsun? Sakin ol. Vurmayacaksın değil mi? Vurmadın. Sağ olasın. Rakibin Barbar Kral'a kelle avcısını yolladık. Buraya bir bebek ejder atalım. Ulan bu ne? Lan bu ne? O kule dışarı koyulur mu? Hayatının en büyük hatasını yapmış bu. Böyle hata yapılır mı lan manyak? Öyle bir kuleye o saygısızlık hiç hoş değil. Evet, maalesef dandik bir köy geldi bu saldırıda da. Yapacak bir şey yok. İlerleyen günlerde inşallah daha iyi köylere farklı ordularla. Çünkü yine aklımı çelerse ordu değiştiririm yine. O yüzden inşallah öyle şey olmaz. Bu ordudan devam ederiz umarım. Ordu değişince çünkü bütün ayarlarım bozuluyor. Şuraya bir uzatalım. Kraliçeyi de alalım kelle avcısıyla. Şampiyon orada. Şampiyon diyorum. Koruyucu yine biz fark etmesek de ihtiyacımız olmadığı için Barbar Kral'ı takip etmeyi başarmış. Kendisi yapıyor zaten o hareketleri her zaman. Böyle bir buz atalım. O buza gerek yoktu da öylesine kullanmış olmak için attım yani. Zehri de kullandık. Evet. Bu saldırıda 3 attık ama zevk vermedi. İnşallah zevk veren saldırılarla ilerleyen günlerde devam ederiz diyelim. Videonun sonuna geldik. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet. Bay bay.